Herkese merhaba ve oyun tanıtımı serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere çok yakın bir zamanda E3 vardı. E3 nedir? Bir sürü firmanın çıkacak olan oyunlarını tanıttığı bir etkinliktir. Peki bu etkinlikte neler vardı? Sony vardı, Microsoft vardı, ondan sonra Nintendo vardı, Bethesda vardı. Kısacası büyük olan bütün oyun firması çıkaracağı oyunları orada sundu. Fakat benim çok ilgimi çeken tek bir oyun vardı. O da Zelda'nın yeni oyunuydu. Ben ne olursa olsun bunu tanıtacaktım ki bu videoda da bunu konuşacağım. Zaten videonun açıklama kısmında gördüğünüz gibi. Fakat işin ilginç yanı Zelda en çok ilgi gören oyun oldu bu yıl. Gerçekten. Eğer bana inanmıyorsanız şu anda ekranda gösteriyor olmam lazım değerleri. Bunlar gerçek değerler. Araştırabilirsiniz. Sanırım 2006'dan beri ilk defa Nintendo en çok ilgi çeken bir şeyi gösterdi sunumda. Ve aradaki farka bakacak olursanız ikinci en çok dikkat çeken oyunun iki katı kadar fazla ilgi görmüş. Peki bu kadar büyük ilginin, bu kadar Sony'nin sunduğu 7-8 oyun varken, Microsoft'un sunduğu bir sürü oyun varken, bütün dünyadaki en büyük şirketlerin sunduğu bir sürü oyun varken çıkacak, niye sadece Zelda bu kadar ilgi gördü? Size öğrendiğimiz her şeyi anlatacağım dolayısıyla ben yeni Zelda ile ilgili. Hem de özellikle bu oyunu anlatmamın başka bir nedeni daha var. Diğer firmalar 7-8 tane oyun sunarken Nintendo sadece birkaç tane sundu. Bunlardan biri de Zelda'ydı ve zamanları aynıydı diğer şirketlerle. Dolayısıyla çok daha fazla bahsettiler Zelda'da. Şu anda internette 6-7 saat uzunluğunda oyun içi videosunu bulabilirsiniz. Ki diğer E3'te gösterilen oyunların hiçbirinde bu kadar uzun bir şey yok. Dolayısıyla daha fazla bilgimiz olduğu için, benim daha çok ilgimi çektiği için ve E3'te en çok ilgi gören oyun olduğu için onu tanıtmaya karar verdim. İyi seyirler. Öncelikle bu Zelda oyununu ben dahil bir sürü kişi o kadar uzun zamandır bekliyordu ki çıkmasını. Çünkü bu oyun 2014'te duyuruldu ki Wii U'nun çıktığı zaman da Zelda oyunu çıkacağı söylendi. Ve durmadan ertelendi. Şu anda da 2017'de çıkacak. Fakat o kadar uzun süredir bekleyen serinin fanları oyunu zaten çok fazla ilgi görüyordu. Fakat sadece serinin fanları eğer bu oyuna ilgilenseydi bir dahaki yıl çıkacak oyunlarda en çok ilgi gören oyun olmazdı. Bu oyunun gerçekten diğer şimdiye kadar gördüğünüz bütün Zelda oyunlarından farklı. Hatta direkt gördüğünüz bütün oyunlardan bile farklı özellikleri var diyebilirim. Eğer açık dünya oyunları seviyorsanız, mesela Skyrim'dir, Witcher'dır, o tip oyunları seviyorsanız bu oyuna bayılacaksınız. Çünkü o tip oyunların bütün güzel elementlerini alıp birleştiriyor ve üstüne birazcık da Zelda büyüsü katıyor. Şu anda zaten arkamda şu an trailerini izliyorsunuz. Öncelikle bildiğimiz bazı şeyleri söyleyeyim. Mesela tamamen açık dünya oyun. Oyunun başından dünyadaki her lokasyona gidebiliyorsunuz. Bazı yerlere giremeseniz de dungeon gibi yerlere. Şu anda oyun yapımcılarının dediğine göre siz oyuna başladığınız anda oyunun son boss'una gidip yenebilirsiniz. Ne kadar zor olsa da. Ve bütün dünyası açık ve dünyası inanılmaz büyük. Gerçekten çok fazla büyük. Neden büyük? Çünkü bize bütün tanıtım ve videolarında belli bir alanı gösterdiler. Başlangıç alanını. Ki bu alan bütün haritanın %2'si. Haritanın her yeri keşfedecek yerlerle dolu. Bir sürü değişik şey var etrafta. Umarım haritanın geri kalanı da gösterdikleri alan kadar olur. Fakat tamamen açık dünya, tamamen istediğiniz yaptığınız bir şey. Oyuna başlıyorsunuz. Bir iki size vurmayı falan öğretiyor. Ondan sonra sizi salıyor dünyaya. Ve siz istediğiniz gibi keşfe çıkıyorsunuz. Ayrıca trailer'da da gördüğünüz gibi öncelikle dünyada her yere tırmanabiliyorsunuz. Bir ağaç mı gördünüz? Tırmanabilirsiniz. Bir bina mı gördünüz? Tırmanabilirsiniz. Dağ? Tırmanabilirsiniz. Kısacası her şeye tırmanılıyor. Ve ayrıca ağaçlar demişken gördüğünüz gibi videoda da ağaçları kesebiliyorsunuz ve bunlar sadece oyunun belli bölümlerinde olan şeyler değil. Hayvan avlayabiliyorsunuz, ateş yakabiliyorsunuz ki bu yaktığınız ateş rüzgara göre çimenleri yakarak ilerliyor. Etrafta gördüğünüz kayaları yaratıkların üstüne yuvarlayabiliyorsunuz. Ve çok daha fazlası var. Kısacası bir oyuncu olarak dünyaya bir etkinizin olduğunu hissedebiliyorsunuz. Tabii ki bazı aletlerimiz de var. Mesela gördüğünüz herhangi bir suyun istediğiniz yerinden bir buz sütunu çıkarıp istediğiniz gibi tırmanabiliyorsunuz. Veya etraftaki herhangi bir objeyi alıp onu istediğiniz bir yere atabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, yaratıklara fırlatabiliyorsunuz. Ve bunlar daha önce neredeyse hiçbir open world oyunda görülmemiş bir şey. Ve Zelda'da da daha önce hiç görülmemiş bir şey. Oyunda savaşmak da en az eski oyunlara kadar eğlenceli. Ayrıca artık farklı silahlar kullanabildiğiniz için her silah değiştirdiğinizde vuruş şekilleriniz de değişiyor. Bu da savaşa apayrı bir boyut katıyor. Ve bu defa yaratıklara dünyada rastgele bir şekilde rastlıyorsunuz.
eskiye kıyasla. Rastgele karşınıza dev gibi bir şey çıkabilir, bir yaratık grubu çıkabilir. Bu da keşfetmeyi çok daha eğlenceli bir şey yapıyor. Ve oyundaki hiçbir dungeon'a girmek zorunlu değil. Bu da demek oluyor ki oyunun haritasında her yerde farklı dungeon'lar var. Ve her oyuncu ilk başta farklı bir tanesine gidecek. Bu da oynayan herkes için veya sizin için bile her oynadığınızda oyunun size farklı şeyler sunmasını sağlıyor. Ki bence bu çok önemli ve çok güzel bir özellik. Bu oyunu her oynayan için çok farklı bir hale getirecek. Ve unutmayın, bu bir oyun tanıtımı, oyun incelemesi değil. Oyun tanıtımı serisinde size çıkmamış oyunlarla ilgili bilgi vereceğim. Oyun incelemesi yaparsam, bunlarda zaten çıkmış olan oyunların iyi ve kötü yönlerini söyleyeceğim. Yani ikisi tamamen farklı şeyler. Ve şu anda size sadece oyunda bulunan özellikleri gösteriyorum. İlginizi çekiyor mu, ilginizi çekmiyor mu lütfen yorumlarda belirtin. Ve oyunun tanıtımı bu kadar. Şimdi benim bazı internetten topladığım ilginç videolar var oyun içinde çekilen. Size onları göstereceğim. Çok eğlenceli şeyler var gerçekten. İlk bahsetmek istediğim şey kalkanın üstünde surf yapmak. Bu oyunun belli bir bölümünde değil, istediğiniz an eğer kalkanınız varsa onu alıp surf yapmaya başlayabiliyorsunuz. Tek karlı alanda değil, her yerde, istediğiniz yerde. Ki bu dünyada seyahat etmeyi son derece eğlenceli ve aynı zamanda hızlı hale getiriyor. Ve istediğiniz yerde, istediğiniz gibi bunu kullanmak da gerçekten çok ilginç bir şey. Bana her zaman çok eğlenceli ve ilginç gelmiştir ne zaman bir videoda görsem. Ve ayrıca bütün bunların üstüne yaratıklar da oldukça zeki. Eğer yerde ateş bulurlarsa silahlarını yakıp size onunla daha fazla hasar vururlar. Veya etrafta işlerine yarayacak bir şey bulurlarsa, mesela patlayıcı bir varil gibi, onu alıp size fırlatmaya çalışırlar. Hatta onlara silah fırlatırsanız o silahı alıp size karşı kullanabilirler. Bunun gibi bir sürü yapabildikleri şey var. Ayrıca mesela siz onlara taş attınız, o zaman bunlar da size geri taş atıyor. Ve eğer elinizde bir çeşit sopa varsa onların attığı taşa vurup beyzbol oynuyormuş gibi onları öldürebilirsiniz. Yani yapabileceğiniz çok fazla çeşitli şey var. Ve ayrıca gizlice gidip arkalarından da öldürebiliyorsunuz. Dolayısıyla illaki önlerine çıkıp savaşmak zorunda da değilsiniz. Bütün yaratık gruplarını gizli gizli de öldürebilirsiniz eğer hoşunuza gidiyorsa. Oyunda savaş diğer oyunlarına kıyasla çok daha hızlı ve eğlenceli. Ayrıca boss savaşları da gerçekten ilginç. Çünkü bir tane boss gösterdiler tanıtımında. Ki bu boss'un üstüne tırmanarak savaşıyorsunuz. Daha önce yapılmamış bir konsept değil, evet, fakat yine de bu ne kadar enteresan olduğunu değiştirmiyor. Bence oldukça ilginç. Ve tabii ki Link'in kullandığı özel eşyalar da var. Bunlardan henüz bize sadece 3 tanesi gösterildi. Fakat oyun çıktığı zaman çok daha fazlası olacak. Bunlardan birincisi suyu dondurup bir sütun yaratandı. İkincisi etraftan eşya taşıyıp bir taraflara atmamızı sağlayan şeydi. Ve üçüncüsü var. Bu herhangi bir hareket eden veya hareket etmeyen bir şeyi donduruyor. Ve ona siz donduktan sonra istediğiniz kadar vurabiliyorsunuz. Ve vurduktan sonra vurduğunuz kadar, vurduğunuz yönde fırlıyor. Bu çok ilginç bir konsept çünkü yine bu oyunun belli bir kısmında belli bir şey yapılan değil, dünyada gördüğünüz her şeyi yapabiliyorsunuz bunu. Mesela bir yaratık size bir kaya fırlattı. Mesela biraz önce gördüğünüz kaya yaratığı size kaya fırlatabiliyor. O kayayı size havada uçuyorken havada dondurup, balyozunuzla 3-4 kere vurup geri o yaratığa döndürebilirsiniz. Ve sadece kaya değil, dünyadaki herhangi bir şeye bunu yapabilirsiniz. Bana göre bu bütün oyundaki en yaratıcı şeylerden biri. Gerçekten. Çok güzel görünüyor. Eğer merak ediyorsanız, evet, ağaçlar suda yüzüyor. Ayrıca akıntıya kapılıp gidebiliyorlar da. Siz de onun üstüne çıkıp onlarla beraber akıntıyla gitmeniz gayet mümkün. Ve sanırım bu oyun hakkında demek istediklerim bu kadar. Dediğim gibi şu anda say say bitmez bu dediklerim. Oyun asıl çıktıktan sonra nesi iyi nesi kötü anlayacağız ve bunu nasıl anlayacağız? Oyun çıktığı gün bu kanala serisi gelecek seneye. O şekilde anlayacağız. Çıktığı gün videosunu çekmeye başlayacağım yani. O kadar bu oyunu heyecanla bekliyorum. Yani burada anlat bitmez şimdi. Dolayısıyla burada bitiriyorum. Eğer merak ettiğiniz bir şey olursa veya oyunun daha fazlasını görmek istiyorsanız her zaman internetten videolarını bulabilirsiniz. Dolu var şu anda her yerde. Geri kalanını keşfetmeyi size bırakıyorum. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim hepinize. Öncelikle demek istediğim şey benim burada gördüğünüz bu sistemi çalıştırmam en az 6 saatimi aldı. Ki videoyu kastetmiyorum. Sadece bu arka planı silik görme, green screen işini çalıştırmam bu kadar zamanımı aldı. Çünkü ışıklandırma sorunum vardı. Onun için bir şeyler yapmam gerekti. Arkamda green screen yoktu. Onu hazırlamam gerekti. Ve sadece bu olayı hazırladıktan sonra programı kullanıp bu green screen düzgün bir şekilde kullanabilmek var. Videoyu hazırlamak var. 5-6 saatlik oyun içinden sizin için ilginç yerleri kesip almak var. Vesaire vesaire. Yani bu videoya gerçekten çok fazla emeğim gitti. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bu kadar uğraştırma değmiştir diyorum.
Bundan sonra artık nasıl yapacağım hakkında bir fikrim olduğuna göre bu tip videoları daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yapabilirim. Eğer isterseniz bu tip videolar yükleyeceğim. Nasıl olacak? Her zaman bunun gibi olmayacak. Daha uzun oyun inceleme şeklinde bir şeyler yapabilirim. Yani herhangi bir oyunu, şu anda olan bir oyunun iyi yönlerini, kötü yönlerini, şu şöyle bu böyle almalı mısınız, almamalı mısınız gibi. Veya daha farklı şeyler de olabilir. Daha farklı şeyler hakkında konuştuğumuz. Yani bugünlük bu kadar sanırım. Lütfen yorumlarda fikrinizi belirtin. Benim için ne düşündüğünüz çok önemli. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş, ne eksik, ne fazla, nasıl geliştirebiliriz? Mesela şu kulağımda kulaklık olmaması gerekiyordu normalde. Bu tamamen bozuyor görüntüyü. Fakat uzaktan ses alacak bir mikrofonum yok şu anda. Mecburen taktım kablosuzun diye bunu. O konuda söyleyeceğim bir şey yok. Ve size pek öyle gelmiyor olabilir ama en olarak alanım dar kullandığım green screen oldu. Dar olduğu için. Yani kollarımı açarsam direkt kesiliyor gördüğünüz gibi. Yani benim aklıma gelen o geliştirmeler var. Ve tabii ki videoyu editlemeye daha fazla zaman ayırıp özel efektler, ekstra resimler gibi şeyler de ekleyeceğim ileride. Evet. Onun dışında diyeceğim bir şey yok. Tavuk şapkası tam gözükmüyor. Biraz eğileyim. İzlediğiniz için teşekkürler hepinize ve o zaman bir dahaki videoda veya canlı yayında görüşmek üzere. Canlı yayınlarda artık green screen olacak. Yani onlarda görüşürüz. Bye bye.